İyi akşamlar sayın seyirciler. Yeni bir Türkistan gündemi programında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ele alacağımız konu Orta Asya'da piyasa ekonomisi ve girişimcilik. İki değerli konukla bu konuyu ele almaya çalışacağız. Doçent Doktor Murat Çokgezen, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Sağ olun. Doktor Gül Berna Özcan, Londra Üniversitesi öğretim üyesi. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Her ikinizin de bu bölgeye ilişkin hem akademik çalışmalar olduğunu hem de bölgede bulunduğunuzu görevli olarak biliyoruz. 90'ların başından itibaren başlamak istiyorum uygun görürseniz. 1990'ların başında veya 80'lerin sonlarında Doğu Bloku'nun dağılması, Sovyetler Birliği'nin çöküşü, beraberinde iktisat politikaları, kalkınma ekonomisi, piyasa ekonomisi etrafında bir dizi tartışmaya neden oldu. Bu değişime, nasıl bir değişime yol açtı? Buradan başlayabilir miyiz? Şimdi Doğu bloku ya da sosyalist sistem uzun zamandır aslında bir sıkıntı içinde, dışarıya çok fazla yansımayan bir sıkıntıydı bu. Ki daha sonra anladık biz bunları. İşte o da ekmek kuyruklarını vesaire. Bunları bir sosyalist sistem bir şekilde bir yerde iflas etti. Yani o ekonomik model en azından iflas etti, öyle diyelim. Nasıl tanımlarsanız tanımlayın o modeli. Ama o modelle artık yürümeyeceği konusunda bir konsensüs oluştu. Konsensüs diyorum çünkü bu ülkeler oldukça aslında tedrici bir şekilde yavaş yavaş ve oldukça demokratik bir şekilde yeni sisteme doğru adımlar attılar. Bir takım tabii aksaklıklar oldu Romanya'da falan olduğu gibi ama genel olarak daha demokratik, yani halkla uzlaşmanın olduğu bir geçiş oldu. Yani tabandan destek alan bir sistemdi. Tabii kapitalizme geçelim, bir anda sosyalizmi bırakalım, kapitalizme geçelim dediğinizde bu kolay bir şey değil. Yani Batı'nın 200 yılda yaptığı şeyi bir şekilde siz 10-20 yıla sığdırmaya çalışıyorsunuz. Bir şekilde o 200 yıllık filmi hızlı oynatıp 10 senede ya da 20 senede mümkün olduğunca kısa bir şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Bu tabii birçok zorluğu beraberinde getirdi. Yani her anlamda kapitalist sistem adı üstünde bir kapital gerektiriyor ama bir sermaye sınıfı yok. Bir sermaye sınıfı oluşturmak gerekiyor. Kapitalist sistemin kurumları var. Kurumları kurmak gerekiyor ama kurumları kurmak illa binaları kurmakla eşdeğer değil. Binaları, bu bir gelenek de aynı zamanda, çünkü Batı'da 200 sene içinde binalar ve artı gelenek şeklinde şey yapıyor. Bütün bunları çok kısa bir sürede başarmaya çalıştılar. Tabii çok sancılı bir süreç oldu, kolay değil. Çok ciddi dönüşümler yaşandı. Bir kısmı daha hızlı gitti bu anlamda, bir kısmı daha yavaş gitti. Aralarında da çünkü aynı şeyde gitmediler, hızla gitmediler. Ve bugünkü noktaya geldiler, kısaca özetlemek gerekirse. Bugün geldiği noktada ne durumdalar? Tabii bir kısmı çok ileride, bir kısmı geride. Bazıları için artık, şimdi onlar için bir geçiş ekonomileri diye bir sınıflama kullanılsa da bazıları bunu artık reddediyor. Yani özellikle Batı'daki gruba diyelim, yani işte şeydeki ne derler, eski Çekoslovakya diyelim, Polonya, yani Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya gibi ülkelerde artık bunların normal ülke bile olarak tanımlanacağını söyleyenler var. Yani bugün işte bu ülkelerdeki kapitalizmin seviyesiyle Türkiye gibi mesela diyelim, sosyalist sistemi hiçbir zaman şey yapmamış, tatbik etmemiş ülkelerdeki kapitalizmin olgunlaşma seviyesi arasında bir fark olmadığı iddia edenler Batı, de var. Batı tabii deyince Batı'da ciddi bir literatür oluştuğunu biliyoruz bu geçiş ekonomileri etrafında. O tartışma hangi alanlara yoğunlaştı Gül Hanım? Evet, daha önceleri daha çok az gelişmişlikten gelişmiş ülke statüsüne veyahut da feodal toplum düzeninden kapitalist düzene geçişi sembolize eden geçiş dönemi ülkeleri 1990'lardan itibaren tamamen sosyalist sistemden kapitalist sisteme geçen, Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği blokundan çıkan ülkeler için kullanılmaya başladı. Bu kavram hem akademik çevrelerde hem de Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası gibi uluslararası kuruluşların da söylemine girdi. Buradaki varsayım şuydu: sosyalizmin toplum mülkiyete dayalı yapısı
çözülünce ve bu ülkelerde kapitalist girişimlere fırsatlar, krediler, yapısal ve kurumsal düzenlemeler sağlanınca bu bölgede bir kapitalist piyasa ekonomisinin oluşacağı beklentisi vardı. Bu konuda çok sayıda dergiler çıktı. Adı geçiş ekonomisi üzerine ya da geçiş ülkesi kavramına dayanan pek çok raporlar yayınlandı. Burada tabii çok önemli bir başka varsayım daha vardı. Varsayımlardan biri de sadece piyasa ekonomisine geçiş değil, aynı zamanda demokrasiye geçişti. Yani tek partili düzenden tercihan çok partili düzene geçen, yönünü batıya, batı derken tabii ki Batı Avrupa ve Amerika'yı kastediyoruz, dönmüş bir yeni oluşumdan ve beklentiden söz ediyordu bütün bu çalışmalar. Fakat siz de biliyorsunuz ki yaşadığımız yaklaşık 10 yıllık yani 20 yıllık süre içerisinde ne tam anlamıyla kapitalizm diyebileceğimiz bir sistem ne de demokrasi diyebileceğimiz bir sistem bu bölgelerde oluşmadı. Ayrıca da bir şey daha eklemek istiyorum. Çok önemli farklılıklar oluştu. Hem Orta Asya Cumhuriyetleri'nin kendi aralarında hem de Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa Bloku ülkeleri arasında. Yani bunları artık tek kefeye koymak da zorlaşıyor. Bunlara geleceğiz ama bu daha önceki ayrımla ilişkin bir hocamız şey demişti. Gelişmiş ülkeler vardır, az gelişmiş ülkeler vardır. Bir de gelişmekte olan ülkeler vardır. Bu üçüncü bir kategoridir. Hiçbir zaman gelişmiş ülke durumuna bir türlü geçemezler. Bu planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçişte de sanki böyle bir ironik durum var gibi. Yani geçiş ekonomileri diye bir kategori mi oluştu sanki? Bir türlü tam demokrasiye, tam piyasa ekonomisine geçemiyorlar ama planlı ekonomiyi de yeniden ihya etmiyorlar, ona dönmüyorlar. Evet. Arada bir durum mu oluştu? Valla benim kendi kişisel kanım bu konuda da yazdım. Bence bu bir çıkmaz sokak. Yani geçiş ekonomisi kavramı, geçiş toplumu kavramı aslında neye geçiş olduğunu çok net ifade etmeyen ve belirsizliği daha da derinleştiren bir kavram. Dolayısıyla hem akademik çevrelerde hem de politika üreten bu konularda kafa yoran kesimlerde artık yeni bir terime, yeni bir kavrama ihtiyaç var. Peki bu sürecin Murat Bey? Doğrudan buna ben bir ekleme yapabilir miyim izniniz olsa? Yani bir kısmı da biraz önce söylediğim gibi geçti ve bu geçiş bitti diyor. Yani artık diyor, neyse diyor. Bugün işte Rusya'nın gösterdiği ekonomik siyasi karakteristiklerle Türkiye'nin gösterdiği ekonomik ve siyasi karakteristikler arasında bir farklılık yok diyor. Yani bir şeyler değişti. Tamam bitti artık o iş. Geçiş diye bir şey kalmadı. Dolayısıyla Türkiye'de Rusya'ya zaten şimdi işte şeyler gelişen ekonomiler diyelim hani ne diyorlar emerging market yani mesela ekonomide böyle bir sınıflamaya koyuyoruz değil mi? Artık yani gelişen piyasalar gibi işte şey artık bakın ayrı bir sınıflamaya dahil oldu. İşte efendim Kazakistan diyelim. Kazakistan çeşitli doğal kaynaklarıyla vesaire sorunları demokratik sistemi yani siyasi sorunlarıyla ekonomik sorunlarıyla ya da yapıları, ekonomik yapılarıyla atıyorum belki Suudi Arabistan'la aynı kategoriye konulabilir. Yani bir kısmı da diyor ki ya bu iş bitti artık bunlar normal herhangi bir şey sınıflamasını koyalım artık. Eski sınıflama neyse aynı şeye başlayalım. Peki bu sürecin önündeki en büyük zorluklar nelerdi? Çünkü 20 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bir toplumsal yapıdan, ekonomik yapıdan bir başka toplumsal ekonomik yapıya geçişten söz ediyoruz. Bu süreci zorlaştıran bir faktörler olmalı ki bu geçiş bu kadar sancılı oldu. Evet, bunların temel başlıklarına değinebilir miyiz? Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi iki grup ülke var aslında burada. Yani bir Doğu Avrupa ülkeleri, ötekisi de işte Sovyetler Birliği'nin cumhuriyetleri diyelim. Bunların arasında temel fark şu. Kapitalizm diye bir sisteme geçiyorsunuz. Sovyetler Birliği özellikle yani 1917 devriminden sonra geçtiği için 1990'dan başlatalım şeyi takvimi şey için geçiş sürecini 1990 yılına geldiğinde kapitalizmi hatırlayan insan kalmamış Sovyetler Birliği'ne. Yani kapitalizm neydi ya ki ondan öncesi de aslında ondan geçmişi de kapitalizmle ne kadar bağlı çünkü bu anlamda doğudan ciddi bir şeyler farkları var. Yani Sovyetler Birliği içindeki ülkelerin Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomik geçmişlerinden. Doğu Avrupa'da ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bir şey var. Ve 2. Dünya Savaşı öncesinde işte Doğu Almanya dediğimiz ki yok şimdi artık ülke. İşte Çek Cumhuriyeti dediğimiz ülke. Şu an Çek Cumhuriyeti diyoruz. Çekoslovakya'ydı. Yani bunların belirli bir
kapitalizm geçmişleri var ve oldukça da dönemin şeyine göre oldukça da iyi bir yerdeler iktisadi anlamda. Ama ve bunların şey geçmişleri, sosyalizm altındaki geçmişleri çok daha az Sovyetler Birliği ülkeleriyle karşılaştırdığınızda. Yani Sovyetler Birliği şeyindeki, Sovyetler Birliği diyelim ülkelerinin, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin öyle bir iki tane dezavantajı var. Bir, uzun süre sosyalist sistem altında kaldılar. İkincisi, sosyalist sistem altına gelmeden önce de kapitalizmle aslında, yani piyasa ekonomisiyle çok bir kapitalist sistemin içine dahil oldukları, yani bir pazar ekonomisi olsun, özel mülkiyet anlamında olsun, bu tip kurumların çok gelişmediği ülkeler. Dolayısıyla onların toplumsal hafızalarında böyle bir kurum yok. Kapitalizm diye bir şey yok. Dolayısıyla onların şeyleri daha sancılı oldu. Bir demokratik sistem yok. Efendim bir kapitalist bir ekonomi, piyasa ekonomisinin kurumları yok. Dolayısıyla onların geçişi daha sıkıntılı oldu ötekilere göre. Ve onlar şu anda zaten yarışın daha gerisinden takip ediyor. İkinci bir şey de Batı'ya yakınlık, yani hem kültürel anlamda hem coğrafi anlamda gelişmiş kapitalist ülkelere yakınlık da önemli bir faktör. Doğu Avrupa ülkelerinin böyle bir avantajı da var. Yani hem kültürel yakınlıkları var, işte hatta akrabalıkları var. Yani Doğu Almanya, Batı Almanya'nın bir akrabalığı var. İşte şeylerle de aynı şekilde, diğer birçok Doğu Avrupa ülkesi için aynı şey söyleyebilirim. Dolayısıyla bu coğrafi ve kültürel yakınlığın da bir şekilde kapitalist sistemle, mevcut gelişmiş kapitalist ülkelerle entegrasyonunu kolaylaştırdı. Bu birinci Doğu bloku dediğimiz, Doğu Avrupa ülkelerinin geçişini daha kolaylaştırdı diye düşünüyorum ben. Şimdi Murat Bey genel hususlara değindi. Daha mikro şartlara inersek, yani bu planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş sürecinde ne tür sorunlar daha pratik hayatta, ekonomik hayatta, işte demokratik hayatta, daha hangi sorunlarla boğuşuldu bu ülkelerde? Tabii Murat'ın değindiği konu önemli. Yani tarihsel bir takım konular var ki bugünü de etkiliyor. Aynı zamanda 1990'lardan beri yaşanan gelişmeler, bakın Orta Asya'yı konuşalım özel olarak, çok önemli farklılıklar ortaya çıkarıyor. Özbekistan, Türkmenistan bir uçta, daha otoriter, daha kapalı bir siyasi ve ekonomik rejimi sembolize ediyorlar. Tacikistan, Kırgızistan daha devletin meşruluğunun netleşmediği bir kaos ortamını sembolize ediyorlar. Kazakistan ise hem zengin kaynakları hem de hasbelkader başarılı bir yönetici seçkiniyle daha gelişmeci bir rejimi temsil ediyor. Fakat bütün bu ülkelerde yaşanan en önemli problemler şunlar. Birincisi, burada bir devletin meşruluğu meselesi var. Yani bunu siyasi seçkinler ve yeni ortaya çıkan kapitalist sınıflar, ekonomik seçkinler arasında henüz kararlaştırılmamış bir devletin kimlik sorunu var. Bunun uzantısı Çarlık Rusyası'nın bu bölgeye yayılması, bu bölgede yoğun bir Slav nüfusunun eskiden var olması ve sonradan göç etmesi, bu bölgede oturmuş bir aydın kesimin henüz olmamasından kaynaklanıyor. Bu neyi etkiliyor? Kurumların, yasaların oluşumunu olumsuz etkiliyor. Yasaların uygulanma biçimini olumsuz etkiliyor ve devletin sürekli sorgulanan bir varlık olmasına yol açıyor. Nitekim Kırgızistan'da ve Tacikistan'da yaşananlar bu devletin meşruluğunun ve devletin kurumlarının henüz oturmadığına delalet. Türkmenistan ve Özbekistan da bunu despotik, yani baskıcı bir sistemle tutmaya çalışıyor, birlikte tutmaya çalışıyor. Çünkü tutamadıkları zaman dağılacağı gibi bir endişe var. Bu çok önemli. İkinci önemli konu, bu bölgelerde kapitalizmi bilen, Murat'ın da değindiği gibi Orta Asya'da özellikle, kitleler, kesimler yok. Sovyet kadroları hala iş başında. Bu Sovyet kadrolarının büyük bir çoğunluğu Rusça konuşuyor. Ekonominin büyük kaynaklarını bu sınıf yönetiyor. Dolayısıyla bilgi ve beceri eksikliği var. Yani üçüncü konu ise sosyal değerler ve kurumlar arasındaki kargaşa. Bu toplumlar bir taraftan Sovyetler Birliği'nin idealize edilmiş kavramlarından, ideolojisinden uzaklaşırken nereye gideceklerini bilemedikleri, hangi yöne dağılacaklarını bilemedikleri için vahşi kapitalizmi bir model olarak da göremiyorlar. Dolayısıyla kavram kargaşası
ve sosyal değerler açısından da bir karmaşa var. Bütün bunlar kurumların, yasaların, kapitalizmin gerektirdiği bir takım kuralların oluşmasına, halk tarafından desteklenmesine engel olan unsurlar. Yani şu değil mi? Yani bu süreci yönetecek yeni dönemin talep ettiği insan tipi yok. Evet. Çok önemli yani bir konu. Girişimci olarak veya firmalarda yönetici olarak, piyasa mekanizmasına göre evet. yönetebilecek yönetici olarak bir. İki, hukuki altyapıda yani ticaret kanunundan tutunuz, işte iflas kanununa evet. kadar, bankalar kanunundan, yabancı sermaye kanununa kadar, yani hukuki altyapı ve kurumsal yapıda bir istikrarsızlık değil mi? Sürekli kanunlar değişir, sürekli birbirine çelişen düzenlemeler var, yapılır. İstikrarsızlık olduğu gibi bu tabii bir de bahsetmedik henüz çok yaygın bir tabii yolsuzluk boyutu var bu işin. Dolayısıyla eğer kağıt üzerinde iyi görünüyorsa bile kurallar, bunların işleyişinde büyük aksaklıklar var. Bu aksaklıkların bir bölümü Sovyetler Birliği'nden kalmış bir takım alışkanlıklar, davranışlar. Bunların büyük bir bölümü de kapitalizmin liberal, herkesin istediğini yapabileceği bir düzen olarak yanlış algılanmasından dolayı ortaya çıkan, herkesin kendi istediğini yapma alışkanlığı, yapma isteği. Dolayısıyla bir kuralsızlık, anomi durumu gibi. Kuralsızlık, evet. güvensizlik, kurallara uymama gibi ya da kuralları hiçe sayma ya da yolsuzlukla, rüşvetle onları değiştirme gibi bir takım genel ahlaki problemler var. Bunlar tabii sistemde engeller, işini büyütmek isteyen, başarılı olmak isteyen bir iş adamı için önüne çıkan bir sürü belirsizlikler ve engeller olarak karşımıza çıkıyor. Girişimcilerin karşılaştıkları sorunlara ayrıca değineceğiz ama demin değindi Murat Bey kısmen fakat biraz açalım istiyorum. Orta Asya Cumhuriyetlerine gelirsek, yani bu geçiş tartışmaları Doğu Avrupa, Sovyetler şeyinden Orta Asya'ya gelirsek, bağımsızlık sonrasında bu Orta Asya'daki 5 cumhuriyetin bazı ortak yönleri olmakla birlikte farklı stratejiler izlediklerini evet. görüyoruz. Uyguladıkları iktisat politikaları başta olmak evet. üzere. Evet. Bunu biraz açarsak, yani Orta Asya Cumhuriyetleri bağımsızlık sonrasında nasıl kalkınma stratejileri izlediler? Birbirlerinden farklı yönleri, özgün yönleri nelerdir? Şimdi öncelikle biraz önce aslında Berna da değindi. Farklı şeylere, yani 90'da diyelim ki start verildi. İşte kapitalizme geçeceğiz ama herkesin kafasında farklı bir kapitalizm var. Farklı bir gelenek var. Ve farklı yollar seçtiler. Çeşitli nedenlerle farklı yollar seçmiş olabilirler. Bunları bilemiyorum ama bu şeyler, ne derler, kapitalizmin kurumlarını, ekonomik kurumlarını, bunu şey yapan hukuki düzeni, siyasi, demokratik kurumların oluşturulması yönünde ciddi farklılıklar oluştu. Mesela Kırgızistan bu anlamda, bu reformlar anlamında çok ileri, Kazakistan aynı şekilde ciddi adımlar atmasına rağmen, Türkmenistan ki o da son zamanlarda bir takım şeyler var ama yeni yeni ufak adımlar ve Özbekistan bu anlamda çok geri kaldılar. Yani aslında bu ülkenin çoğunda bir kere siyasi anlamda Sovyetler Birliği dönemindeki liderlerin çoğu başlangıçta devam etti. Yani Sovyetler Birliği döneminde kim varsa başta o şeyde devam etti. Ve hala önemli bir kısmında bir şekilde bunlar etkinler. Yani bu kişiler var. Bunun dışında ekonomik anlamda da, yani zihniyet tabii dediğim gibi bir anda değişmiyor. Mesela Özbekistan ve Türkmenistan'da özelleştirme, mesela özel mülkiyetin tanımlanması konusunda bile ciddi sorunlar var. Yani bazıları mesela çok daha pratik çözümler yaptılar. İşte toprağı üzerinde işleyenlere verdiler, evleri oturdukları içinde oturanlara verdiler. En azından bu anlamda özelleştirme ağında hızlı ve pratik çözümler öğrettiler. Ama Türkmenistan ve Özbekistan özellikle benzeri adımları atmadı, atamadı, bilemiyoruz. Çünkü mesela şeylerde sorunlar oldu. Başlangıçta ekonomi ilk kapitalizme geçildiğinde bir sürü insan, bir sürü işletme atıl durumda kaldı. Yani o sosyalist sistemde en azından işliyormuş gibi, malum o zamanın şey esprisi o ya, biz çalışıyormuş gibi yapıyorduk, onlar da bize maaş ödüyormuş gibi yapıyordu. O muş gibi sistemi artık yürümedi. Muş gibi sistemi yürümeyince bir kısım insanlar eski şeylerinden kazançlarını elde edememez oldular. Tabii bu ciddi sosyal huzursuzlukları beraberinde... Tabii kitlesel işsizlik değil mi? Tabii ciddi sorunları beraberine getirecekti. O yüzden bunu bir şekilde yani bu sert geçişi
engellemek amacıyla bir takım şeyleri hala devlet kontrol altında tutmaya başladı. Mesela evleri zaten kira sorununu çözmüşlerdi. Gaz, elektrik gibi hani önemli girdi, bütçe içinde önemli girdi. Bütçe kalemlerini de bir şekilde devlet sübvanse etmeye başladı. Ki bir şekilde insanların bu geçişten daha az yara alarak şey yapsınlar diye tabii çıksınlar. Tabii iktidarlar da korunsun diye. Tabii evet. Çünkü öteki türlü bunu başka türlü şey yapmak mümkün esas değil. Esas yani siyasi seçkinleri. Tabii toplumsal huzursuzluk şeyi de beraberinde getiriyor. Yani siyasi iktidar, yani her taraftan bakarsanız iki tarafta birbirini etkiliyor. Dolayısıyla bu yani ciddi sıkıntılar yaşandı. Tabii dolayısıyla bu şeyleri engelledi. Bazı iktidarların bu özelleştirme ya da piyasaya geçme, çünkü piyasa dediğiniz şey fiyat mekanizmasının işlemesi, ama bazı temel fiyatları hala devlet belirliyorsa burada piyasa mekanizmasından söz etmek çok mümkün değil. Onun dışında hukuki yapı, kurumsal yapı çok önemli, çünkü son yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir şeyde yatırım ortamını etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi ne vergi teşvikleri, ne işte ne bileyim bedava arsalar, ne ucuz işçilik, hiçbiri değil, hukuki yapının şey olması. Yani özel mülkiyeti garanti altına alacak hukuki altyapının oluşturulması. Biraz önce bahsedildi. Bir şekilde kurallar konuyor ama uygulanmasında ciddi sıkıntılar oluyor. Ve kurallar sıklıkla değişiyor aslında, biraz da normal belki de. Yani çünkü uymuyor, bazı yönlere uymuyor, bilemiyoruz. Yani çünkü her ülkenin spesifik bir takım problemleri var. Ama tabii hani biz kendimizde de şikayet ediyoruz aslında. Türkiye'de bazen oyunun kuralları sık sık değişiyor. Oyunun kurallarının sık sık değişmesi her ülke için kötü bir şey. Bu ülkelerde tabii doğal olarak biraz da o iş dediğim gibi hızlandırılmış bir süreç olduğu için sıklıkla kurallar değiştiriyor. Bu ciddi ölçüde belirsizliği ortaya çıkarıyor. Belirsizlik işte biraz önce Berna'nın da bahsettiği yolsuzluk gibi sorunları ortaya çıkarıyor. Güven ortamını ortadan kaldırıyor. Bunlar ciddi sıkıntılar. Dolayısıyla her ülke bu anlamda farklı adımlar attılar kendi yapılarına göre, bu kendi düşüncelerine göre. Ben de şey kavramını çağrıştırdı. Yaparak öğrenme kavramı kullanılıyor bu dönemde. Aynen bu ülkeler daha önce sosyalist bir modelden piyasa ekonomisine ya da kapitalist modelin geçiş için tecrübesi olmadığı için süreç içerisinde bir yandan yapıyorlar, bir yandan öğreniyorlar bu süreci nasıl şey. Hatta sizin dedikleriniz yanında mesela yüksek enflasyon, hiper enflasyon bir dönem. Tabii. Fiyatları serbest bırakınca en azından bir takım ürünler ister istemez. Evet. Gizli işsizliğin açığa çıkması değil tabii, mi? Gizli işsizliğe yani başlıyor. Evet, onlar aslında mesela başlangıçta bunların hepsi, yani gerek Doğu Avrupa ülkeleri, gerek Orta Asya ülkeleri, bu 90'dan sonraki ilk 5-6 yılda ekonomik olarak aşağı gittiler. Aslında bunların hep, yani bütün göstergeler kötüye gitti aslında. Tabii bu arada Dünya Bankası'nın ve Uluslararası Para Fonu'nun ve diğer kuruluşların verdiği bir takım dersler, öğütler de vardı. Yani bu bölgenin liderleri uzun bir süre Türkiye'de dahil pek çok dış aktörü dinlemek, onlardan feyiz alıp bir şeyler yapmak hevesindeydiler 90'ların başından sonlarına kadar. Şöyle bir dönem başladı 90'ların sonlarından sonra, aslında kendi müziklerini çalmaya başladılar. Bu da çok önemli. Evet. Yani bu liberalleşme, demokratikleşme söylemlerini bırakıp kendi gündemlerine, kendi önceliklerine yer veren yeni bir söyleme geçtiler. Dolayısıyla bu 20 yıllık dönemde de çok önemli farklılıklar değişiyor. Evet, noktaları var. Evet, çok doğru. Biraz uluslararası konjonktürün de bölgeye yansımaları oldu. Yani 11 Eylül ayı öncesiyle sonrası Orta Asya için farklı iki dönem sanki. Yani Amerika'nın doğrudan aktör olarak girmesi değil mi? Hı hı. Amerika girince Rusya'nın dengelemek için, yani işte üst tartışmaları, diplomatik şeye girmek için açmadım da belli kırılma noktaları ve dönümler var. Tabii şimdi burada Rusya'nın o bölgede nüfuzunu kaybetmeme isteği, Amerika'nın Afganistan, Pakistan ve güneydeki aşırı İslamcı kendine karşı gördüğü aşırı İslamcı grupları kontrol etme isteği, bunun bu bölgeye yayılmasını engelleme arzusu, artı bir taraftan Rusya'yı izlerken bir taraftan da Çin'e yakın olma hevesi, bunlar da yeni bir takım eskiden oynanan büyük oyun denilen oyunu hatırlatan yeni bir oyunun da aslında başlangıcı olduğunu gösteriyor. Çin'i de burada unutmamamız gerekiyor. Tabii uluslararası enerji fiyatlarının yükselmesi, başta petrol olmak üzere Rusya'nın kendine gelmesini hızlandırması değil mi? Tabii yani 2000'den sonra dikkat ederseniz, şimdi dedik ya müziklerinin tonu değişti. Burada o ton değişikliğini Putin'in iş başına gelmesiyle de eş zamanlı sayabiliriz. Çünkü Putin aslında bu bölgeye otoriter,
tamamen liberal olmayan farklı bir kapitalist sistemin de olabileceğini ve bu bölgedeki seçkinlerin de böyle bir modelin uygulanmasıyla kendi pozisyonlarını pekiştirecekleri yönde bir sinyal vermiş oldu. Dolayısıyla yeni bir dönem başladı 2000'lerle birlikte hem Orta Asya için hem Rusya için. Şimdi biraz Türkiye-Orta Asya ilişkilerine gelelim istiyorum. Bu yaklaşık 20 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Türkiye'nin Orta Asya Cumhuriyetleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin 92 yılında başladığı, işte 91'de diplomatik ilişkilerin kurulduğu, sonra 92 yılından itibaren ticari ekonomik ilişkilerin başladığı kabul edilir. Aradan geçen sürede Türkiye-Orta Asya ülkeleri ekonomik ve ticari ilişkileri nasıl bir süreç izlemiştir? Şimdi öncelikle Türkiye bu anlamda başlangıçtan beri bence aktif bir rol oynadığını düşünüyorum ben kendi adıma. Zaten rakamlar da onu gösteriyor. Yani kapı açılır açılmaz ilk girenlerin içinde Türkler var. Bir şekilde hem siyasi anlamda yönlendirmelerle gerekse sivil inisiyatiflerle bireysel olarak çeşitli gruplar, örgütler anlamında bir şekilde bu bölgeye Türkler yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları girdiler ve bu ilişkiler giderek gelişti. Şimdi şöyle gelişti. Başlangıçta bu ülkeler fakir yani ülkelerde öyle diyelim çok kabaca. Çünkü milli gelirleri işte 1000 dolara aşmayan 90'lı yılların başında. Dolayısıyla bu ülkelerde ne kadar ekonomik ilişki kurabilirsiniz ki? Yani bunlarda bir refah artışına paralel olarak bugün çünkü bu ülkelerin özellikle bu ülkedeki grubu ayırırsak hani petrol ya da doğal kaynak petrol ihracatçıları diyelim ve olmayanlar olarak özellikle petrol ihracatçısı olan Orta Asya ülkelerinde bugün milli gelir satın alma gücü paritesine göre 6-7 bin dolar civarında. Dolayısıyla yani 100 dolarlardan hadi onu satın alma gücüyle 1000 dolara çıkaralım. 6-7 bin dolar seviyesine gelen yani 6 kat insanlar zenginleştiler aslında orada da. Bir şekilde bu da paralel olarak da ekonomik ilişkilerimiz gelişti. Yalnız şöyle bir şey var. Nispi olarak yalnız önemimiz azaldı. Şöyle ki oradaki bu ülkelerde gelir seviyesi düşükken Türkiye Cumhuriyeti biraz siyasi şeylerle, kararlarla, biraz gönül bağıyla gitmişti. Yani para pul çok önemli değildi belki o anlamda. İlk başlarda. Evet, yani. Evet. Dolayısıyla şimdi atıyorum Norveç için atıyorum. İşte Kırgızistan diye bir yer varmış, Kazakistan diye bir yer var, bununla ticaret yapalım diye bir kaygıları yok. Ama bu ülkeler zenginleşmeye başladıkça Türkiye dışındaki bir de tabii Amerika'nın başlangıçta şeyi var. Yani o zaten baştan beri hep var orada ve lider aslında parasal büyüklükler anlamında insan gücü anlamında olmayabilir ama parasal büyüklükler anlamında Amerika her zaman lider orada. Norveç gibi atıyorum yani diğer gelişmiş ülkelerin ya da doğudaki Kore gibi ülkelerin de ilgisi artmaya başladı bu ülkelere. Ve mesela 1993 yılında Türkiye Kazakistan'a giren doğrudan yabancı sermaye yatırımları içinde ikinci sıradayken büyüklük açısından şimdi 15. sırada. Giren sermaye miktarı arttı mı? Tabii yani Türkiye'den Kazakistan'a giren sermaye anlamında söylüyorum. Arttı tabii ki. Çok arttı. Ama diğer ülkeler de Kazakistan'a, bu da sadece örnek olarak veriyorum Kazakistan'a, diğer ülkeler için aynı şey, çarpıcı bir örnek olduğu için veriyorum. Diğer ülkelerin de ilgisinin artmasına paralel olarak Türkiye'nin nispi önemi giderek azalıyor bu ülkeler için. Çünkü dünyaya giderek entegre oluyorlar. Yani artan refaha paralel olarak peki, dünyanın ilgisini çekiyorlar. Söz buraya gelmişken, İki yönden bakılabilir. Bir, o ülkelerde Türkiye'nin oransal olarak sıralamadaki yeri, yani yabancı sermaye içerisindeki, dış ticaret hacmi içerisindeki yeri. Bir de Türkiye'nin dış ticaret rakamları içerisinde o bölge ülkelerinin yeri. Orada da %3 rakamlar var. Var. %3'ü. Türkiye'nin dış ticaretinin yaklaşık olarak %3'ünü o ülkelerle yapıyor. Aslında fena değil. Yani az gibi gözüküyor ama ülkelerin cesameti düşünüldüğünde oldukça iyi ve artacaktır da tabii çünkü şöyle bir şey de var. Birbirini besleyen süreçler var. Bir batıdaki yani batıdaki Orta Asya'daki gelir artışı bu çok önemli. Yani bizim şeyimizi arttıracak, oraya ilgimizi arttıracak. Mesela son yıllarda Afrika'da da benzer bir şey yapıyor. Türkiye mesela Afrika'ya açılıyor diyoruz.
aslında onun da arkasındaki temel motivasyon Afrika'da da gelirin artması. Dolayısıyla orada gelir artıyor. İki, Türklerin oradaki Türk iş adamlarının şeyi artıyor. Çünkü bu çok önemli bir şey. Oraya Türk sermayesi gittiğinde bir şekilde Türkiye ile ilişkileri de beraberinde geliştiriyor. Bunun daha da gelişeceğini bir de zaten bu %3 Türkiye'nin lehine bir durum değil mi? Türkiye fazla veriyor. Hayır şey anlamında. Türkiye'de dış ticaret hacminin %3'ünü yok, tamam. Cumhuriyetleri. Yani o diyelim Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da dış ticaret Türkiye'nin lehine bildiğim kadarıyla. Yok şeylerde. Dengesinde. Yok hayır. Mesela şeylerde eksi mesela şey aldığımız yerlerde doğal kaynaklar aldığımız ülkelerde eksi alınır ama biraz önemli değil Kazakistan, tabii değil ki yani. Şimdi bu noktada Türkiye'nin bölge ülkelerinde yani Orta Asya ülkeleri Azerbaycan'da dahil edersek işte Türk Cumhuriyetleri'nde Murat Bey de değindi. Girişimcileri var. Sermaye transferi söz konusu. Taahhüt işleri üstlenmiş durumda. Yani şunu sormak istiyorum. Türk iş adamlarının bölgedeki iktisadi faaliyetlerinin yapısal durumu nedir? Hangi alanlarda yoğunlaşıyorlar? Ne tür bir nitelik özellik gösteriyorlar Türk firmaları? Tabii burada aslında Orta Asya ülkelerinden Türkiye'ye yatırım da geliyor. Onu da kısaca anlatmamız gerekiyor. Bu bölgede yaşayan Türk iş adamlarının çok önemli bir bölümü aslında buraya yerleşmiş. Ailesiyle birlikte orada yaşayan, hatta çoğunlukla yerli bayanlarla evli iş adamlarını temsil ediyorlar. Bunların çocukları da o topluma entegre olmuşlar. Dolayısıyla bunların büyük bir bölümü artık ne kendilerini yabancı görüyorlar ne de toplumlar onları yabancı olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla bunun ekonomik ölçümünü yapmak da çok zor. Çünkü tümüyle entegre olmuş, hatta orada kazandığını gene oraya yatırmış bir Türk girişimci kitlesi var ki bu enteresan bir olgu. Bir Türk girişimci diasporası var evet, diyebiliriz. Evet. Aynen. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Resmi rakamlara göre Türk girişimcilerin Kırgızistan'daki yatırımı 250 milyon dolar gözüküyor. Fakat oradaki Berna Hanım'ın bahsettiği gerekçeler, bu çok önemli bir olgu gerçekten, 1 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Gerçek yatırım rakamının. Çok ilginç. Evet. Özür dilerim. Şimdi mesela çok önemli tabii çünkü bu bölgede kültürel bir aslında yakınlaşmanın sembolü oluyor bu. Yani uzun dönemde Türkiye olan bağların derinleşmesi, kültürel bağların derinleşmesi için önemli bir faktör. Ekonomik boyutunun dışında kültürel boyutları var. Bir de bir dönem çok belki de çabuk kar yapmak amacıyla oraya gitmiş, dalga dalga gitmiş iş adamları artık o bölgede yok. O bölgede artık gerçekten kalıcı olan, o toplumları daha iyi anlayan, hasbelkader kendi dillerini ya da Rusçayı anlayabilen bir iş adamı grubu var. Bu da tabii Türkiye olan imajın bir dönem dalgalanan hatta olumsuzlaşan etkisini olumluya çekiyor. Bu da Türkiye için hem de bölge ve Türkiye ilişkileri açısından önemli bir şey. Bir de önemli sayıda profesyonel var. Profesyonel kitleler var. Buradan Türkiye'den kalkıp yabancı hatta Batı menşeli şirketlerde çalışan Türk profesyonel kesim var. Orta Asya'da çalışan. Bunun gibi Orta Asya'dan gelip burada Türkiye'de çalışan bir genç nüfus var. Bunlar önemli. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir de çok ilginç bir şey var. Orta Asya'ya çok küçük sermayeyle gitmiş. Kazakistan'da farz edelim. Çok başarılı olmuş iş adamları var. Bunlar Türkiye'ye marka olarak dönüyorlar. Bu da çok ilginç. Söz gelimi Betati'yi bilirsiniz. Kırgızistan'a çok az bir yatırımla gidip orada süpermarket kurup Beta çayını marka yapan girişimci daha sonra o markayı İstanbul'a geri getirdi. Yani İstanbul'da bir Beta çay satılıyor mesela Mısır çarşısında. Türkiye'de değil Orta Asya'da üremiş bir marka. Bu tür markaların gidişi ve geri gelişi gibi enteresan bir takım sosyal olgular da var. Evet. Etkileşim, sonra turizm var o bölgeden Türkiye'nin çektiği. Murat'ın değindiği konu. Şimdi bakın elimizde bir tablo var. Gösterelim mi sayın izleyicilerimize? Burada Orta Asya'daki 5 cumhuriyetin nüfusları, yüz ölçümleri, gayri safi milli hasılaları, kişi başına gelirleri ve aldıkları uluslararası yardımlar var. Burada görüyoruz ki Kazakistan neredeyse 9 bin dolara ulaşmış kişi başına milli gelir olarak. Nüfusu 15 milyon olan bir ülke ve Türkiye'ye Kazakistan'dan her yıl binlerce turist geliyor. Zengin Kazaklar Türkiye'de ev alıyorlar. Antalya marka orada değil mi? Turizm markası. Evet, herkesin bildiği bir yer. Dolayısıyla bizim artık hani biz gidip
Orta Asya'da yatırım yapıyoruz, iş yapıyoruz söyleminden çok artık ikili bir ilişkiden söz etmemiz gerekiyor. İki yönlü bir ilişkiden. Evet. Şimdi süremizin sonuna doğru yaklaşırken sizin çalışmalarınız olduğunu, bölge saha çalışmaları olduğunu biliyoruz. Oradaki girişimciler üzerine, girişimciliğin sorunları, yani genel olarak girişimcilik veya Türk girişimcileri bağlamında sizin çalışmalarınızda ne tür bulgulara ulaştınız? Ne tür sorunlar yaşanıyor? Biraz da sizin çalışmalarla kapatalım istiyorum. Her ikinizin de bölgeye dönük kitap çalışması oldu. Evet. Murat Bey'den başlayalım. Aslında Berna'nın benden bu konuda daha ileri sayılır. Onun iki tane kitabı var. Şimdi aslında Türk girişimcilerinin sorunları biraz önce bahsettiğimiz şeylerle ilişkili. Yani bir giden girişimcilerin yapısından kaynaklanan sorunlar var. Bir de o ülkenin yapısından kaynaklanan sorunlar var. Şimdi biraz önce Berna söyledi. Türkiye'den giden girişimcilerin batıdan, yani işte biraz önce söyledik kısaca. Parası olarak baktığınızda Türkiye aslında belki işte 15. sıralarda olabilir. Fakat batı sermayesinden ciddi bir farkı var bana göre. Batı sermayesi çoğunlukla daha büyük yatırımlar olarak geliyor. İşte petrol şirketleri, altın şirketleri, yani büyük yatırımlar şeklinde geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nden giden yatırımlar ise büyük yatırımlar da var. Mesela finans alanında gerek Kazakistan'da, Kırgızistan'da en büyük bankalar, evet, Türklerle ilişkili bankalar. Yani ayrıca petrol alanında da mesela bizim TPAO'nun yatırımları var, ortak yatırımları var bu bölgede. İnşaat sektöründe, evet, inşaat var. Sektöründe büyük şirketlerimiz var ama onun dışında çok büyük, biraz önce Berna'nın da bahsettiği büyük bir küçük yatırımcı grubu var. Yani macera perest olabilir, biraz parası olmuş olan olabilir. Bu ciddi bir kitle çünkü yani Amerikalı bakkallar yok ama Türk bakkallar var orada. Yani bu önemli bir fark oldu. Bunları sizin çalışmalarınızda teyit ediyor mu Berna Hanım? Evet tabii. Benim aslında yeni bir kitap çıktı. Onu da izleyicilere gösterelim. Bu üç ülkede Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da ortaya çıkan yeni girişimci sınıfı inceliyor. 183 girişimci. Evet. Teşekkür ederim. Artı 30 zanaatkar üzerine yapılmış bir çalışma. Yalnız bu daha çok Orta Asya'daki girişimcileri, yani Orta Asya'nın yerli girişimcilerini inceliyor. Ama Murat'ın söylediklerine aynen katılıyorum. Zaten o konuda ortak kitabımız var bizim. Şimdi burada enteresan bulgular var tabii. Bir çok önemli bir olgu. Bugünkü Sovyetler Birliği'nden kalan sosyal katmanların kendilerini kapitalist düzende girişimci olarak yeniden ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Yani bugün Orta Asya'da iş yapan sanayici, perakendeci, toptancı, Sovyetler Birliği döneminde mühendis, öğretmen. Bu çok önemli bir sosyal değişim. Bunun altında yatan çok önemli bir takım zihinsel ve moral değişimler var. Bir bulgu bu. İkinci önemli bulgu, bununla ilinti olarak çok seçkin ve iyi eğitimli bir sınıf karşımıza çıkıyor. Orta tabaka, orta girişimci sınıfı ele aldığımızda neredeyse %60'a varan üniversite eğitimi almış kişiler. Bunlar aynı zamanda ağırlıklı olarak kentli nüfus, çoğunlukla ticarette yoğunlaşıyor. Çok önemli bir bulgu ise giderek artan şekilde Sovyet ideolojisinin yerine yeni bir takım ideolojilerin bu bölgede ortaya çıkması ve artan bir eğilimle İslam'a yöneliş. Bu önemli bir bulgu. Değerlerin değişmesi. Dolayısıyla çalışmada pek çok bu değişik yönünü ele alıyoruz girişimcilerin. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ programımıza katıldığınız için. Sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Bugün Orta Asya'da piyasa ekonomisi ve girişimcilik konusunu ele aldık. Bir başka Türkistan gündemi programında birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum.